La dignidad del pueblo. Bolivya'da 2005, 2009, 2014 ve 2019'da 4 kez devlet başkanlığına seçilen Evo Morales, ordunun baskısı üzerine istifa etmek zorunda kaldı. Venezuela'nın Bolivarcı lideri Hugo Chavez'in yakın arkadaşı Morales, 20 Ekim'deki seçimleri %47,8 oy oranıyla kazanmış, 4. kez devlet başkanlığı görevine seçilmişti. Muhalifler 20 Ekim'deki seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle Morales'in zaferini tanımadıklarını açıklamışlardı. Muhalifler sokak gösterileri yaparak Bolivya'da günlük hayatı kesintiye uğratmaya çalışmışlardı. Orduyu darbe yapmaya çağırmışlardı. ABD yanlısı muhaliflerin çağrısına ordu cevap verdi. Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, pazar günü okuduğu bildiriyle devlet başkanı Evo Morales'in istifasını istedi. Ordu, Morales'in istifasını isterken muhalifler devlet yetkililerinin ve milletvekillerinin evlerini basmaya başladı. Milletvekillerinin evleri ateşe verildi. Ülkede huzursuzluk tırmandı. Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkede barışın sağlanması için başkanlık görevini bıraktığını duyurdu. Morales, şiddet eylemlerini örgütleyen muhalif liderlerin halka daha fazla zarar vermemesi için bu kararı aldıklarını açıkladı. Mesa ve Camacho artık benim kardeşlerimin peşini bıraksın. Valilerin, milletvekillerinin, meclis üyelerinin evlerini yakmaktan vazgeçsin. Siyasilerin aile fertlerini kaçırmaktan, onlara işkence yapmaktan geri dursun. Ülkedeki nakliyecilere, tüccarlara zarar vermeyi kessin diye istifa ettim. Sivil darbeyi ve bazı polislerin Bolivya halkına yönelik şiddet ve korkutmayı kullanarak demokrasi ve toplumsal barışa kastetmiş olmasını da kınıyorum. Barış ve eşitlik için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu kavga bitmedi. Sosyalist lider Morales'in devlet başkanlığı yaptığı dönemlerde Bolivya'nın hidrokarbür ve doğal zenginlikleri millileştirildi. 3 milyon Bolivyalı fakirlikten kurtuldu. Orta gelir grubuna yükseldi. 200 bin Bolivyalı ev sahibi oldu. Asgari ücret 60 dolardan 350 dolara yükseldi. Evo Morales'e karşı yapılan Amerikancı darbeye Güney Amerika liderleri de tepki gösterdi. Bolivarcı devlet başkanları ve liderler Evo Morales'e desteklerini iletti. 19 ay hapiste tutulduktan sonra geçen hafta tahliye edilen Brezilyalı Lula da Silva, Arjantin'de seçimleri kazanan Peronist lider Alberto Fernandez, Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro Twitter hesaplarından Morales'e destek mesajları attılar. Sadece ülkesinde değil, Güney Amerika ve bütün dünyada sevilen halkçı lider, Uruguay eski devlet başkanı José Mujica da Morales'e destek videosu yayınladı.